Şu an geçmişe dönüp bakınca ve yakın zamanda yapacaklarıma bakınca, bir haftada bile olabilir. Bu çok kısa vadede yaptıklarıma, yapacaklarıma bakınca, sonra şansa balığa karşıma, sonuçta burası bir günlük gibi işliyor ya. Geçmişteki yıllarıma bakınca gerçekten bu çocuk şu anda benim yapabildiğim şeyleri ya da yaptığım şeyleri düşünemezdi, hayal bile edemezdi diye fark ediyorum. Ve gerçekten bayağı bir duygulanıyorum arkadaşlar. Mesela bu çocuk okulu hayatının üçte birini sömüren bir şey olarak görmediği için onu bırakmayı düşünemezdi bile. Bu çocuk yarın GİS'te gitmeyi düşünemezdi bile. Veya bu çocuk her zaman 1000 izleneceğini, 2000 izleneceğini düşünürdü. 10 bini, 20 bini, 100 bini asla düşünemezdi bile. Ama geldiğimiz bu nokta beni gerçekten çok mutlu ediyor. Duygulandırıyor diyebilirim. Şu an daha korkutacağı noktaya gelmedik. Geçenlerde otururken bir tane izleyicim çok 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 eski, hatta o kadar eski ki benim zaman algımın kaybolduğu bir videoya bir yorum atmıştı. Bu videoyu günde iki kez izlemeden rahat edemiyorum gibi bir yorum atmıştı. Ve lan böyle bir video var deyip o videoyu bir hatırlamak istiyorum. Sizinle beraber tabi. Videomuz The Arda kanalını takip edenler, ben her zaman sıradan bir Türk genciyim dediğinde ekrana gelmesinden tanıyanlar tanıyacaktır. Bu görüntünün içinde olduğu Arda The Vlogger'ın Bir Gün isimli bu video olacak. 2020 yılında basit bir gençken, öğlen 2'de 3'te kalkarken, çünkü küçüktüm, saat 1-2'de yatsam bile 12 saat uyuyor ya, gitgide böyle azalıyor, ondan sonra tekrar artıyor işte. Çocuklar 14 saat uyuyor, ondan sonra 12'ye düşüyor, 8'e düşüyor, sonra tekrardan yaşlanınca tekrar uzuyor ya. 1'de 2'de uyumama rağmen 2'de 3'te uyanırdım. Ve abim de o zamanlar videolar çektiği için benim videomu çekmek istedi. Arda The Vlogger'ın Bir Günü falan diye. Arda The Vlogger ismini geri getirmeye çalışıyordu. Ben bundan gerçekten bayağı nefret ediyordum. Çünkü zorla çekiyordu gerçekten. Özellikle şurada uyuduğumda fark edebileceğiniz üzere. Uyanıyorsunuz, önünüzde şöyle bir görüntü var. Böyle bir görüntü var, beni çok rahatsız ederdi. Abim çekerdi ki iyi ki de çekmiş diyebilirim. Gelin bakalım arkadaşlar. Bu normalde abimin kanalına atılacak bir videoydu. Ben dedim ki bu kanala videoyu atmak istiyorsan görüntüleri bana da vereceksin dedim. Ve ben de bu videoyu bir gün yapmam bir gün sürmüştü çünkü yeni montaj yapıyordum. Arda Vlogger benim belgeselim. Bakalım ne olacak. Ne kadar Günün uzun? başlangıcında uyurum. Günün başlangıcında uyurum. Bunu mikrofonum yok diye aylar boyu telefonumla kaydetmiştim. Annemin telefonuna ses kaydediyordum. Buraya koyuyordum, ona konuşuyordum, ondan video çıkartıyordum. Sen de işte YouTuber olacağım, kameram yok, yüzümü göstermesem olur mu? Ne zorluklarla geldik var ya, gerçekten çok şaşırıyorum. Bakın Bol şu an bol uyurum. saat 2-3. Hayatım yok. Yani 2020 yılı okul kapanmış. Ben de şey diye düşünmüştüm. O zaman 1500 takipçim vardı. 10.000 takipçi olacağım lan. Bildiğiniz devlet bana ikram etti. Deli gibi çalışıp 10.000 takipçi olacağım demiştim. Ama olamamıştım ve bomboş bir hayat yaşıyordum yani. Sonra uyanıyormuş gibi olurum ama hatırlarım Saat böyle ki 12.1 uyanmak için gibi pek bir sebebim yok. uyanırdım. Sonra geri Sonra tekrar yatardım. yatarım. Sesim ne kötüymüş ya. Abim de çekiyor, rahatsız ediyor işte. Ve günün ileriki kısımlarında uyanıyormuş gibi olurum ve hatırlarım Poz ki veriyorum. uyanacak hiçbir sebebim yok. Şu Tekrar an var. uyurum. Şu an uyanmadığımda öyle bir şey yapıyorum ki, ayağımı da göstermişim, yaklaştırmışım. Öyle bir kötü hissediyorum ki. Bu arada ben Ve bu günün videoyu... ileriki kısımlarında uyanıyormuş gibi olurum ve O zaman hatırlarım şaka şey ki miymiş ya? uyanacak hiçbir sebebim Aynı sesi yok. koymuşum. Tekrar uyurum. Ben bu videoyu 3 izlemenizin ay ta sebebini ne olduğunu düşünüyorum, biliyor musunuz? Bir yerden chill, Orkun Işıtmak tarzı vlog müzikleri indirmiştim. Ve bence o müziklerin bir etkisi olacağını hala daha düşünüyorum arkadaşlar ya. tatilindeyiz. 3 ay tatili boşa 3 ay gitmesin deyip tatili. en sonunda uyanmaya karar veririm. Çok Böyle su düşünüyorum israf işte. etmemek Bu için şaka. genellikle Millet yüzümü bunu böyle gerçek sanıyor. Bu gizlerim. şaka. Ama bunu gerçekten uyandığım gibi buralarıma falan su girmesinden gerçekten nefret ediyorum. O yüzden şöyle yıkıyorum. Hani alırım, şuraya yaparım, böyle yaparım sonra. Şöyle yaparım. Babam da diyor oğlum yüzüne vur, böyle böyle yapsana. O zaman her tarafım su içinde kalıyor. Yeni uyanmışım zaten. O yüzden böyle böyle yıkıyor falan diye dalga geçiyordu. Babam o dalgayı gerçekten göstermiştim. Nice de yanlış oldu. O dalga geçmesini gerçeğe dönüştürmüştüm. Abim o yüzden gülüyor. O zamanlarda bile iyisin Arda. Mantıken neredeyse 12 saat uyuduğumuz için Evet, 12 saat. ya bir sus lan. Abimle aynı odadaydım. Abim hiç işlerime saygı duymuyordu o zamandan. Ben o video çekeceği zaman beni odadan kovardı. Yanımda durursam bile böyle nefes almazdım. Ki o zaman da seslendirme bir değil. Böyle çektiler. Şöyle sesten bile çıkartmama izin vermezdi. Ses çıkartacaksan git falan derdi. Ben de diye dururdum yani. İşte abi kardeş o zamanlar ki abimi burada suçlamıyorum. Bu çocuk 13 yaşında mı 14 yaşında mı ne, kim niye ciddiye alsın bunu. O zamanlar abi kardeş ilişkimiz normalin biraz üstündeydi. Gene şu anki halimiz gibiydik ama gene de çocuk olduğum için pek ciddiye almazdı tabi. Benle takılmak falan çok istemezdi mesela. Yemek için geldim abi. Anneannem bizde yaşıyordu o zamanlar, aramızdan ayrıldı sonra.
Her yorumunuz için teşekkürler arkadaşlar. Yani 6. kat boşaldı apartmanda, 6. kata taşındı. Bu çok komik bir kamera açısı ya. Ay ne dede yaptı. Dede yaptı. Dede yapmak yerine öyle güzel şey. Arda'da dede yazdırmıştım eski koltuğumun üstüne, halktan gelen, bu da halktan geldi sağ olsunlar. Arda dede yazmıştım, cringe kaldı ama bu şakayı bilmeyenler için cringe kaldı. Bunun şakasıydı o. Böyle yüzünü vuruşturuyor ya, yüzü buruşuk oluyor diye dede gibi oldun falan diyordu anneannem. Ve işte 2-3 saat sonra kalktığım için de buz gibi çökelekleri yiyordum. Bak chill chill şarkılar çalıyor. Orkun Işıtmak müzikleri, görüyor musunuz? Ekmek yemeyi de sevmem. Ekmek böyle karnı boşa doldurma aletidir bana göre. Hatta ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler lafından yola çıkarak fakirler yesin diye yapılmış bir şey oluyor ekmek. Çünkü mesela çok paranız olduğunu düşünelim. Sürekli yemek yiyebildiğini düşünelim. Acıktınız, bir tabak daha koyar, bir tabak daha yersiniz ekmekle karnınızı doldurmak yerine. O yüzden ekmek yemeyi sevmiyorum. Evet, buraya geldik. Hangi oyunları oynuyormuşum bakalım. Osu, GTA Vice City, GTA 4 ama rengin açık olmasından o DLC'leri olduğunu anlıyorum. Enter the Gungeon, GTA San Andreas, Apex Legends, Mounted Blade. Olarak masamda çıkan siyah noktaları. Ya bunlar neydi? Bunlar yeminle ne bilmiyorum ya. Masumun altından geldi şu an, yapışıyor. Böyle şeyler, bir uyanıyordum burada nokta 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 şeyler çıkıyordu arkadaşlar. Neydi bunlar ya? Yardımıyla temizlerim. Bak şu siyahlıklar. Ne bunlar, ne? Kazıyordum hala çıkıyordu. Yapış yapışlardı. Masum oraya şey oluyordu, takılıyordu. Sonra bayağı çay içiyorduk. Sürekli çay içiyorduk çünkü anneannem sürekli çay yapıyordu ve çayım ısınınca çayımı içmeye giderim ve o çayı içerek güzel videolar izlerim. Şu an hiç böyle çay içmiyoruz. Full şey izliyoruz. Minecraft, PewDiePie'in Minecraft'ı tekrar popülerleştirdiği zamanlar. Bu abim bana bu PlayStation 4'ü hiçbir zaman oynatmadı. Ve o yüzden ben hep PlayStation 5 almak istiyorum falan deyince abinin PlayStation 4'ü yok mu ondan oynasana falan derlerdi eski izleyicilerim. Bilmiyordunuz ki abim onu bir kez bile oynatmadı. Ya da oynatacağı zaman da git elini yıka gel falan filan. Nerede bu çocuk? Anneanne nerede bu çocuk? Burayı niye böyle yapmışsın? Anneanne nerede bu çocuk? Ben onun parmaklarını kıracağım. Çekmesini istemiyordum çünkü aramız kötü onu. Çekme lan o zaman hadi lan yapıyordum. Dede Arda gene. Şaka da yapabiliyor ya bu çocuk çok iyi. Kibrit kafalı. O çay bittikten sonra. Şu an saçım öyle değil mesela. Şuradan ayrıldığı falan belli. Bir de bunlar olunca tabii. Ha, biraz daha çay içerim. Tabii burası show dünyası olduğu için biraz havalı hareketler yapmak size bir bilgi vereyim mi arkadaşlar? Arda çay mı içiyor? Anneannem işte. Arda çay içme görüntüleri mi kaydediyorsun sen ya? Yukarıdan doldurulacak. Burada bir bilgi vereyim. Bu video aslında iki günün birleşimi arkadaşlar. Kandırıldınız ay yıllar boyu. Gerçekten 3 yıl önce. Yıllar boyu kandırıldınız. İki videonun birleşimi. O yüzden bu kadar çay içiyorum. Etti tamam dur. Bakın hala PewDiePie izliyorum. Altyazı var diye izliyorum. Tekrar çay içerim. Bu başka gün. Tekrar çay içerim. Bu aynı gün zaten farklı kamera şeyleri yapmış. Tekrar çay içerim. Bugün bir değişiklik olsun. Avengers Endgame 2019'da çıktı değil mi lan? Go dünyası videodayken değişiklik olsun dedim. Ve en sevdiğim filmi tekrar izledim. Burada pipimi koklamıyorum yanlış anlaşılmasın. Ulan ya. Şey çok iyiydi. Evde böyle abimin olması güzel bir rahatlıktı. Orada anneannem vardı, orada abim vardı. Şimdi annem içeride oturuyor. Ben burada tekim. Babam zaten işten geliyor. Hep bu odada tek başına kalmış oluyor. Anneannemle böyle dalga geçerdik. Bak bak. Oğlum sen salak mısın? İçmeyeceğim lan yürü. Tekrar çay içerim. Adam zorla çay içiriyor sanki. Bu nasıl bir fuduç? İçmeyeceğim. İç lan diyorsa tekrar çay içeyim. Bak anneanne. Anneannem hep böyle konuşuyordu ya. Hiç videoya saygısı yok kadının. Endgame'in başı. Galiba kafasını kestiği zamandı. Filmlerden sonra kafa patlatmayı çok severim. Bir tane Marvel kanalı vardı. Marvel A dese hemen onun anlamı ne falan yapar. Hayır git. Bak kayıt etme git, beni diyorum. Bura ne lan? Video izlemeye devam ederim. Bunu da anlamadım. Tekrar çay içelim. Burada video mu yapıyorum sizce? Yo. Teknoloji atan adam eşya kırıyordu o zamanlar ucuz diye. Onu izliyormuşum. Burada da ne yapıyorum bilmiyorum. Tekrar çay içerim. Ha bu farklı gün bakın çay kupasının farklı olmasından. Tabii bu kadar çaydan sonra tuvalete girerim. Bunlar komik şakalar. Anneanne bitti demem daha komik olurdu burada ya. Şeme footage'ı. Günün ileriki saatlerine doğru güzel bir yayın patlatırım. Arda'da Vlogger kanalının ismi bayağı bunun iyi. Bunun ne sebebi neydi biliyor musunuz? Abimin kanalına atılacaktı ya reklam yaparsak kabul ederim diyordum. Ve o zaman şu zamandan itibaren başlamıştım. Her gün video atmaya çalışıyordum arkadaşlar. Her gün. 300-500 izleniyordu ama her gün atmaya çalışıyordum. Ve videolar o kadar alakasız ki şu Minecraft Comic Texture Pack. Bu Thanos aslında haklıydı mı?
Enes sahaya atlamak, bütün dünyayı yiyen balık oyunu ve saç sakal tıraş oyunu. Enes Batur videolarını açıyordum. Onun yaptıklarını çok yıllar önce 2016'da yaptıklarını günümüzde yapmaya çalışıyordum. O gün bile her zaman video atardım. Ama o zaman her zaman video atmayı yetiştiremezdim nedense. Şu anda yetiştiriyorum ama. Çok iyi bir kanal. Bak, 377 izlenme. Ben bu zamanlardan geldim buraya işte. Ve gerçekten hani abimin etkisi moral olarak olmuştur. Bu videoyu atınca bir anda izlenmeler artmadı. Sağ ol. 1 lira donate atmışsın. Çok teşekkür ederim. Bu da canlı yayın açıyorum. Canlı yayınlara gelin haberi. Siz de gelin. Zaten hem babam yanında da uyuyor da ondan. Bu arada hayatım böyle olduğu zamanlardan gerçekten nefret ediyorum. Şu an saat max 4-5'tir. Ama havanın aydınlandığına bak. Bir de bu Türk evleri maalesef ki mimarları buraya ev yapalım deyip ev yaptıkları için hiç böyle güneşi mireşi düşünmeden. Evimiz şu anda aynı evdeyiz. Hiçbir şekilde gün ışık vurmuyor. Ve şuna bakın yani. Saat 4'te 5'te bir oda böyle olur mu? Hayat enerjim gerçekten sıfırlanıyordu ve gerçekten YouTube olmasaydı akıl sağlığımı toplayamadım. Çok boktan oyun oynuyorum falan gibi bir hayat geçiriyordum ya. Annem babam yanında da şükrediyorum gerçekten. Ondan dolayı birazdan kapatırım zaten ama öğlen yayın açarsam daha enerjik olduğumu gerekiyor. Ve öğlen yayın açarsam geldiğin gibi yayın açıyordum ya. Bu 2019 mu lan? 2019 bu! 2020 değil 2019! Zaman algım suçmuş benim. Yani liseli bile değilim burada. Gerçekten her gün yayın açıyordum. LGS'ye girmek yerine uyanıyordum, yayın açıyordum. Okuldan geliyordum, yayın açıyordum. Arkadaşlar 5 ay bakın 5 ay neredeyse her gün yayın açtım. Abimden reklam istedim, story atar mısın falan filan dedim. 20 izlenmelerle 5 ay yayın açtım. 5 ayın sonunda 300 TL mi 500 TL mi ne kazanıp ilk ekran kartımı almıştım ya. O bile 1800 liraydı yani işte 500 lira iyi para o zaman falan diye düşünmeyin. Hani ekran kartının 4'te 5'te 1'i falan. Ve günün sonunda herkesin yaptığı gibi mışıl mışıl bir uyku çekerim. İşte o şaka da Enes Kırazoğlu şaka şeydi bu arada. Şarkısıydı. Niye kullanmayı bıraktı acaba? Vallahi arkadaşlar zaman çok hızlı geçiyor. 4 seneden beri bu işi yapıyormuşum. Anca bir şeyler yapmaya başardım. Ama ben bu 4 seneyi 4 sene olarak değil de şu andan itibaren 1 sene olarak sayacağım. Çünkü gerçekten kar topu etkisiyle ilerliyor. Yani 1000 izlenen birinin videosunun mu 100.000 izlenmesi daha olası? 100.000 izlenen birinin videosunun 1.000.000 izlenmesi daha olası? Bir süre sonra kümülatif şekilde arttığı için daha fazla izlenmeniz mümkün oluyor. Sonunda bir yerlere geldik. İyi ki de okul bırakmışım. İyi ki de bu işlere devam etmişim. Devam edeceğim. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman ben büyük ihtimalle GİS'te olacağım. Hatta siz bu videoyu perşembe günü izleyeceksiniz. Bunlara elveda diyeceksiniz. Beni izlediğiniz için, benle olduğunuz için çok teşekkürler. Umarım olmaya da devam edersiniz. Like'larınız, videoyu baştan sona izlemeniz beni ben yapan şeyler olacak. Ben burada video çektiğim zaman mutlu oluyorum. Başka bir ile gidiyorum ya. İlk günden çok zevkli oluyormuş. Oy, bak başka il arkadaşlarım, kankalarım. İkinci, üçüncü günden sonra video atamadığım zaman, yorumlar azaldığı zaman, like'lar azaldığı zaman, işte etkileşim olmadığı zaman, videolara izlenme gelmediği zaman strese girip sürekli böyle oluyorum. Çünkü hani bayağı stresli oluyorum. Biz buna bağımlılık değil, biz buna adanmışlık diyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye bye. Kapatalım geçmiş ardası. Buraya beni sen getirdin.